Hepinize merhaba arkadaşlar. Paris'ten selamlar. Şu anda dünyanın en büyük otomobil salonundayım. Evet, Fransa Salon de l'Automobile. Fransa Otomobil Salonu. Burada tüm dünyanın en büyük markaları toplandı şu anda. Bu salon Avrupa'da bir Frankfurt'ta gerçekleştiriyor. Bir Almanya'da, bir sene Fransa'da ve bu sene Fransa'da oluyor. 2024'te gerçekten çok büyük markalar katıldı şu anda. Covid nedeniyle bundan önceki senelerde gerçekten bir düşüş vardı marka olarak, sergi olarak ve bu sene tüm markalar mevcut. Birkaç tane eksik var. Şu ana kadar eksik olarak gördüğüm Mercedes markası. Onun haricinde sanırım Porsche'yi göremedim herhalde. Ama bu 2024'ün benim kanaatimce en büyük sürprizi Çin markaları, Çin menşeili arabalar. Gerçekten şu anda bulunduğum kat Çinli markalar ile dolu. Bakın, BYD Türkiye'de nasıl okunuyor bilmiyorum. BYD diyorlar İngilizcesine. Sanırım en iddialı Çinli marka. Avrupa'ya çok hızlı bir şekilde giriş yaptı bu marka. Ve Avrupalı tüm siyasetçiler olsun, araba üreticiler olsun gerçekten çok endişe ediyorlar. Kusura bakmayın, şarkıdan dolayı pek sesimle duyulmuyor olabilir. Sizi görselle baş başa bırakayım. Evet, bu orta segment, üç segment. Bu gördüğünüz araç Range Rover'ı andırıyor. Evet. Gördüğünüz gibi full elektrik. Evet. Full elektrik bir araç gibi görünüyor. U8 modeli. Evet. Evet, Çin markası. Müthiş bir araba gerçekten. Yani görsel olarak inanılmaz bir şey. Çok büyük. Harika bir araç. Evet. BYD U8. Gerçekten inanılmaz bir araba. Evet, BYD'den devam ediyoruz. Sanırım Çin markalarının arasında en çok satış yapan en ünlü marka bu olsa gerek. Tabii bu bir noktayı teyit etmem gerekiyor. İnanılmaz bir şey. Bundan 10 sene önce Çin piyasasında markalar belki üretim yapıyordu, satış yapıyordu ama Avrupa'da Çin markası görmek hemen hemen mümkün değil gibi bir şeydi. Ve şu anda gördüğünüz üzere bu kat komple Çin markaları ile dolu. Şu anda Paris'teyiz. Paris Otomobil Salonu. Evet, buna bir tane üzerine çadır koymuşlar. Bu seri Seal UDMI. Evet, bu araba, buradaki kampanya ayda 400-399, yani 400 Euro'dan başlıyor. Bu arabayı ben satış olarak direkt almak isterseniz 38 bin Euro bazından satılıyor. 38 bin Euro diye sanıyorum. Evet. Yani bu kategori bir araba için full elektrik. Müthiş bir şey. Evet, içerisi de gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, yine bir Çin markası. Şu anda bulunduğum stand. Forting olarak İngilizce okunuşunu söyledim. Evet. İngilizce okunuşu Forting. Yine bir Çin markası. Bu katta sanırım Çinli markalar mevcut. Evet, şöyle arabalara göstereyim. Ya gerçekten Çin son 10 senede inanılmaz bir hamle yaparak elektrikli araba piyasasında özellikle müthiş bir hamle yaptı ve şu anda gördüğünüz gibi her kategoriden, her segmentte müthiş arabalar sergiliyorlar. Çok farklı farklı markalar. Geçen izlediğim bu araba gördüğünüz gibi gerçekten Tesla'ya çok benziyor. Tabii genelde Çin markaları
açık bir şekilde yani diğer markaları taklit ediyorlar ama gerçekten taklit kabiliyetleri çok kuvvetli. Burada gördüğünüz araç şu daha çok Porsche'yi andırıyor sanki. Evet. Biraz daha SUV tarzı bir araba. Buradaki gördüğünüz Skywarf. Evet arkadaşlar, Çin markalarına devam ediyoruz. Şu anda yeni bir Çin markası ve yine Tesla'ya benzer bir araç görüyoruz burada. Gerçekten müthiş bir dizayn. Evet. Sky Design. Ya buradaki gördüğüm markaları çoğunu ilk defa görüyorum. Yani modelleri bile hiç markaları tanımadığım gibi modellerini de bilemiyorum. Burada daha kompakt. Seri 3 tarzı bir model var. Bu daha çok Renault Clio, Peugeot 208 veya 308 ebatında ve sanırım çok büyük ihtimal full elektrik bunlar. Skywarf. Evet. Evet, bagajı açamadı amca. Bakın, full ekran. Arkada da ekranlar mevcut. Daha çok Tesla'yı andırıyor aslında. İçi gerçekten çok güzel. Kalite bakımından fena değil. Görsel olarak güzel görünüyor. Evet. Evet, sanırım bu markanın büyük kamyonlar da mevcut. Kamyonlar da üretiyorlar. Skywalk. Evet, ilk defa Çin yapımı bir kamyonet gördüm. Sanırım bu da full elektrik olsa gerek. Çok enteresan ya. Gerçekten müthiş bir şey. Bakın arkadaşlar. Evet, sanırım full elektrik. Tabii burada bilgiler yok. Hani yazıyordur bir yerde ama elektrik olarak ne kadar gidiyor, hangi hıza ulaşıyor. Ama gerçekten müthiş bir araba. Burada bir SUV daha. Hemen hemen tüm markaların bir SUV versiyonu var burada gördüğünüz. Tabii bu segmentler son yıllarda en çok satılan araba kategorisi olduğu için. Evet. Merkezi ekran. Evet, elektrik şarj noktası. Burada Skywarf K86 kW 489 euro diyor burada. Peşinatsız ayda 489 euro. Ve peşin fiyatı burada görüyorsunuz 42.900. 42.900 euro. Güzelden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda farklı bir Çin markasının standına geldim. Şöyle gösterelim. Bunun markası evet Sev. Sev aslında model olsa gerek çünkü burada GAC diye bir yazı var. GAC. Bu da bir Çin markası. Burada tekrar bir coupe SUV tarzı bir model yapmışlar. Bu gezdiğimiz dördüncü Çin markası olsa gerek ve genelde gerçekten arabalar birbirine çok benziyor. Yani teknik bakımdan detaya girmek gerek birbirine fark edebilmek için. Çok birbirlerine benziyor arabalar dizayn olarak. Fakat burada değişik bir model var gerçekten. Evet. Sanırım GAC markası müthiş bir sportif otomobil üretmişler. Full elektrik olduğunu zannediyorum bunun da. Ya Çin markaları şu anda tamamen benzinli motorları bırakmışlar ve elektrik üzerine yoğunlaşmışlar. Bu daha çok Audi R8 ile Audi TT'nin arasında bir model. Evet. Dizaynı inanılmaz. Bakın arkadan göstereyim şöyle. Mükemmel bir dizayn yapılmış. Kapılar yandan açılıyor. Evet. Gerçekten harika bir araba. İçine bakalım şöyle.
geçtiğine doğru. Gac. G-A-C. Artık nasıl söyleniyor bilmiyorum. Karga karga gak dedi. Bin bu arabaya bir bak dedi. Evet. Devam edelim. Ya bugün sanki Pekin'e geldim. Yemin ederim bugün Paris salonu, otomobil salonu değil. Burası Pekin, Şangay. Şangay otomobil salonuna geldim adeta. Şu anda GAC markası devam ediyor. Bir SUV tarzı araba daha. Bu daha çok Fiat 500'e benziyor. Ya model olarak bakın, mesela şu araba kendini bir farklı gösteriyor. Buradaki ön çok farklı bir şey yapılmış çizim. Kapıların açılma sistemi olsun. Burası şarj aletleri. GAC Ioni modeli bu. Hoş bir araba. Rengi birazcık tuhaf ama evet, içeriye bakalım. Ekran genelde standart merkezi ekran ile birlikte geliyor arabalar. Evet, bu bagaj 2 tane yer, 7 kişilik bir araba. Evet, az önceki gördüğümüz model. Hiptek sanırım üretilen bir araba bu ya. Çünkü Fiat olsa gerek orada. Evet, içerisi müthiş ama bakın. Çok ilgi görüyor. Bir resmini çekelim. Arkadaşlar, Çinli arabalardan gına geldi. Ya aslında çok güzel arabalar da hep birbirlerine benziyorlar. Şimdi Cadillac'a doğru gidelim. Gerçi Cadillac Amerikan markası ama şu anda kim satın aldı onu bilmiyorum. İnternetten araştırmak lazım. Biliyorsunuz artık Amerikan markaları da Çinliler satın alıyor. Burada Cadillac Lyriq. Bu Avrupa'da satılacak tek Cadillac. Bayağı iddialı geldiler. Araba aslında çok güzel ama fiyat olarak 80-90 bin euroluk bir fiyattan bahsettiler. Açıkça biraz uçuk bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Tabi araba güzel gerçekten. Bambaşka bir tarzı var. Çok dinamik. 80 ile 90 bin euro arası. Cadillac Lyriq. Full elektrik sanırım. Evet. Bu Cadillac daha. Cadillac Amerikan şeyini devam, kültürünü devam ettirmiş. Geniş arabalar, büyük arabalar. Bu Cadillac Optiq. Bir Cadillac daha, Lyriq. Birbirine bayağı yakın arabalar aslında. Genelde. Evet. Cadillac standının ben arkasına gidiyorum şu anda. Evet, Optiq. Cadillac Optiq. Bagaj açmayı denedi ama olmadı. Evet, içeriği görebilirsiniz. Çok lüks bir içerik. Yani Cadillac'ın hakkını vermişler. Ya ben Cadillac'ı en son Çinlilere satıldı diye duymuştum ama internetten bakmam lazım ve bu en baba arabaları. Fransa'da satışa çıkacak olan tek araba. Evet, içeriği de göstereyim size. Gerçekten çok havalı bir araba. Genç de binmiş. Canta bakın. Arkadaşlar, uzun zamandır merak ettiğim bir arabayı gördüm şu anda. Sizlere de göstereyim. Aslında burası Tesla'nın standı değil ama niye buraya koymuşlar bilmiyorum. Belki herhangi bir markanın, yan bir markanın gösterisi. Evet. Çok büyük bir araba ya. Bu Tesla'nın çıkardığı pick-up da ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. İnanılmaz büyük. Yani şu anda size tarif edemem.
hayret ediyorum. Bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. İnanılmaz büyük. Tesla'nın çıkan pick-up'ı, ismini unuttum şu anda. Ama gerçekten çok büyük ya. Evet, yandan görelim. Arabayı tavaf ediyoruz adeta. Yürü yürü bitmiyor. Evet, biraz yakından çekmeye çalışacağım. İzin verirlerse. İçini göstereyim. Bayağı bir ilgi var bu. Avrupa'da daha çıkmadı. Avrupa'da şöyle bir durum var. Omologasyon, yani onay alamadı Avrupa Birliği tarafından. Niye diye sorarsanız, az sonra göstereceğim size. Arka tarafta bagaj kısmındaki köşe çok keskin olduğu için Avrupa Birliği bu aracı onaylamadı. Bakın arka taraftaki bagajda köşeyi göstereceğim size şöyle. Şu köşe çok keskin olduğu için onay alamadı ve şu anda sanırım bu konuyla ilgili Tesla çalışıyor. Şu anda yasak. Avrupa Birliği'nde satışı yasak. Devam edelim. Çinli arabalardan sonra biraz daha Fransız arabaların daha yoğun olduğu bir bölgeye geldik şu anda. Gördüğünüz logo Renault 5. 80'li yılların mitik bir arabasıydı. 70'lerin sonu, 80'lerin başında çıkan bir model Renault 5. Sağ tarafta Renault'a ait Romanya asıllı Dacia marka. Sol tarafta Renault. Ve Renault 5'ten bahsediyordum. Renault 5'i tekrar elektrik versiyon olarak Renault şu anda piyasaya sürdü. Renault'un biliyor musunuz bilmiyorum. Alpine diye bir markası var. Spor markası. Tamamen farklı bir ismi var. Alpine marka. Renault 5'in bir de Alpine versiyonu var. E290 sanırım. Bu E290 spor versiyonu. Elektrikli o da. Fakat çok daha sportif bir motorizasyonla geliyor. Çok kalabalık Renault gerçekten. Pardon. Çok kalabalık. Renault Austral. Bunlar genelde şu anda gördüğümüz arabalar, bilinen arabalar. Ve şu öndeki arabalar yeni çıkan modeller. Şu anda mesela Renault Twingo. Şu Renault 4L. Bu da aynı şekilde zamanında çok ünlü bir modeldi Renault 4. Daha çok ucuz bir araba. Yani küçük bir aile arabası. Bunun elektrik versiyonu çıkmışlar. Şu anda bu çok tutulacağı söyleniyor. Gerçekten de güzel bir dizayn vermişler arabaya. Renault 4. Türkiye'de var mıydı bilmiyorum. Burada Renault 4L olarak geçiyor. Bunu tekrar güncel hale getirip piyasaya sürecekler. Renault 4L. Güzel araba gerçekten. Bu full elektrik. Burada hibrit şey yok. Evet, Renault Twingo. Twingo Türkiye'de çok satılmış bir araba değil aslında. Fransa'da çok yaygın. Bu da 90'lı yıllarda çıkmıştı ilk sürümü ve şu anda full elektrik. Bakın burada gördüğünüz gibi ışıklar. Çok hoş. Ve Renault 5. Bu çok hoşuma gidiyor ya. Gerçekten eski Renault 5'in ruhunu almışlar yani. Arka lambalar, farlar Renault 5'i andırıyor. Sadece kopyalama değil yani. Burada gerçekten güncellemişler eski Renault 5'i. Ve ruhunu vermişler arabaya. Çok orijinal bir şey olmuş. Ve bu ürün sanırım bu araba üretimi olmayacak bu arabanın tamamen reklam amaçlı prototip.
prototip olarak çıkmış. Çok güzel bir araba gerçekten. Bunlar genelde markalar gücünü, dizayn gücünü, estetik gücünü göstermek için bu tür arabalar çıkarıyorlar. Bu prototip olarak, ama bu prototipteki bazı çizimler, özellikler standart modellerde kullanılıyor. Yani sırf da boşuna çıkartılmıyor bu arabalar. Evet. Resim. Renault'da gezmeye devam ediyoruz. Çok kalabalık Renault ya. Fransızlar gerçekten milliyetçi insanlar. Yani kendi markalarına sahip çıkıyorlar. Evet, Renault 5'e devam. Bu Renault 5 çok beklenilen bir araç olduğu için çok ilgi görüyor. Bakın. Harika bir ürün. Evet. Çok ilgi görüyor. Ya bakın. Renkler de çok hoş. Yeşil. Evet. Böylelikle Renault'un tüm yeniliklerini gördük. Çok fazla da bir yenilik yok aslında. Diğerleri zaten gördüğünüz Arkana modeli olsun. Türkiye'de şu anda olan, yani şu anda Renault 5, Renault 4 ve Renault'a ait Dacia markasına gidiyoruz. Orada gerçekten çok müthiş bir yeni bir araba var. Önce size Duster'ın yenilenmiş versiyonunu göstereyim. Evet arkadaşlar, Renault'a ait Dacia'nın bu Bigster, yeni çıkan araba. Evet. Bakın arkadaşlar, bu SUV tarzı Dacia ilk defa bu segmentte bir araba çıkardı. 2025'te şu anda satışları açıldı sanırım ve 2025'te ilk teslimatlar olacak. Bakın, müthiş ilgi görüyor araba. Arka bagaja bakalım. Evet. Dacia Bigster. Evet, burada kırmızı turuncu modeli. Bu Bigster hibrit olarak çıkacak. Yani benzin artı elektrik. Sanırım en güçlü versiyonu 140 beygir. Burada tabi Renault kendi markasını korumak adına Dacia'larda düşük beygirli arabalar çıkarıyorlar. Evet, ama gerçekten harika bir araç yapmışlar. Çünkü Dacia'nın en büyük özelliği fiyat kategorisi. Fiyat olarak çok %30 gibi bir düşük. Evet. Bu Dacia Jogger sanırım. Şu anda Dacia'nın 7 kişilik tek arabası. Evet arkadaşlar, Dacia'nın en büyük özelliği çok mantık arabası. Ha bakın, burası Dacia Spring. Bu da full elektrik olan sanırım tek aracı Dacia'nın. Küçük bir araba. Çok küçük. Ama full elektrik.
full elektrik olarak ürettiği tek araba şu anda Dacia serilerinde. Çok güzel bu yeni sürümü, bunu görmemiştim. Buradaki versiyonda estetik birkaç değişim yapmışlar. Ve Dacia Sandero Stepway. Dacia Sandero'nun iki tane versiyonu var. Bir Stepway, biraz daha SUV tarzı, yani biraz daha yüksek. Dacia'nın Sandero'nun, evet, içerisi aşağı yukarı hemen hemen aynı. Klasik Step Sandero ile Stepway versiyonu. Ve burada tekrar bir Duster daha görebilirsiniz. Şöyle düzeltelim kamerayı. Bir Duster daha. Bir Duster daha diyeceğim ama bu farklı bir şey. Evet, bu araba sanırım Dacia'nın Paris-Dakar yarışması var. Meşhur Fransa ile Afrika arası. Daha çok çölde olan bir yarışma. Sanırım o yarışmaya katılan araba. Tenez, mettez-vous là, il y a le... Super. Il y a le... Dans ce cas-là, vous avez le pédalier qui change en même temps, position du pilote, un degré de moins qu'une position de pilote. Donc vous avez le volant qui va se rétracter et tout ça. D'accord. J'y vais ? S'il vous plaît. Ok, regardez bien aussi le pédalier. Hein. Le pédalier ? Ah oui. Incroyable. Super, merci beaucoup, c'est très gentil. Très gentil. Evet arkadaşlar, şu anda arkada gördüğünüz Alpine, Renault'un spor arabası. 2025'in sonunda %87 uyumlu. Yani gördüğünüz modeli %87 olarak çıkacak piyasaya. Çok güzel bir araba Alpine. Kore'ye geldik. Kia. Kore'nin Hyundai ve Kia bilinen iki markası. Kia gerçekten kabul gördü artık Avrupa'da. Çok yaygınlaştı. Kore olarak eskiden ilk aklımıza gelen
Hyundai markası. Nuvo yeni EV3 %100 elektrik. Fakat Kia gerçekten Avrupa piyasasında, Batı Avrupa'da yaygınlaştı. Ve kalite bakımından çok iyi bir yerde. Eskiden Japon arabaları kalite, güvenilirlik deyince Japon arabaları akla gelirdi. Artık Kore markaları da gerçekten kendini kabul ettirdi ve iddialı modellerle Kia geldi. İnanılmaz bir araba, çok büyük. Koreliler gerçekten, yani 90'lı yıllardan, Japonlardan bayağı sonra teknolojik olarak gelişti. Ama şu anda bambaşka bir yerdeler. Darısı Türkiye'nin başına diyeceğim. EV9. Fiyat olarak standart fiyat üzerinden giren bir araba marka. 7 kişilik. Bu model piyasada yok. Ford Capri %100 elektrik. Canlı bir renkle gelmiş buraya. %100 elektrik bir araba. Biraz Kia'ları andırıyor sanki. Bilmiyorum. Çok da beğenmedim açıkçası. Biraz basit kalıyor sanki. Evet. İçine asıl bakalım. Biraz basit kalmış sanki. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Hoş bir araba yani. Çirkin değil ama. Birazcık. Bu tarz kupe SUV diyebileceğimiz arabaları ilk X6 çıkarmıştı BMW. Ve moda oldu bayağı bu kupe SUV'ler ve bu segmentte meşhur Ford Mustang'ları bilirsiniz. Bu 50, 60, 70'li yılların efsane arabası. Bu da son hali Ford Mustang elektrikli versiyonu. Mustang ruhundan bir şey kalmamış açıkçası. Buradaki Formatic Mach 4 Mustang Mach E %100 elektrik. Evet, logoyu görüyorsunuz. Gerçekten ruhunu koruyabilmiş mi? Pek zannetmiyorum. Zaten arkadaki gördüğünüz gibi daha çok SUV tarzı bir araç yapmışlar. Dört çarpı dört. Fena değil bagaj arasında bir ayrı geniş. Evet. İşte Mustang diye ben buna derim. Mustang Dark Horse. Siyah at. Mustang aslında Amerika'da Amerikalı kızılderililerin
kullandığı bir at cinsi diye biliyorum. İsmini oradan alıyor. Bir atın ismi yani. Bu versiyon benzinli versiyonu ve Mustang ruhunu bu gerçekten muhafaza etmiş yani. Bunu görsen Mustang derim yani. Siyah at. Bir Çin markası daha. Bu da çok iddialı bir marka. Xpeng olarak biliniyor. Çok iddialı bir marka olduğunu duydum. Bakalım nasıl bir şeymiş. Drone de üretiyorlar anladığım kadarıyla. Evet, Xpeng G9. Le temps d'une petite pause. Déjeuner, pause café. Bakın kapı olarak et vous passerez votre batterie de 10% à 80% autonomie à 570 km. Çok benziyor. Une charge ultra rapide en 5 minutes, vous pouvez récupérer 100 km d'autonomie, messieurs dames. Un positionnement premium, l'ultra confort. Gerçekten çok ilgi görüyor. G6 Xpeng G6 Xpeng markası G olarak gidiyor herhalde. G6, G9. G6'da bir Porsche Cayenne değil de Cayenne'in bir küçüğü havası var. Yine G6. Evet, arka farlar böyle Porsche'yi andırıyor. Burada bir G6 daha var. Buradaki P7 artı yine Xpeng P7 artı. Çinlilerin BYD'den sonra en iddialı markası diye okumuştum Xpeng'i. Şu anda rakamsal olarak hiçbir bilgim yok. Hani fiyat olarak veya satış olarak ne kadar satıldığı Çin'de. Bu arabalar arkadaşlar Fransa'da çok yaygın. Neden derseniz bunlar ehliyetsiz kullanılan, sürülebilen arabalar. Motor olarak 50 cc yani bir mobiletin, Peugeot mobiletin motorunu düşünün, 50 cm küp. O şekilde bir motorla çalışıyorlar ve bu sayede ehliyet gerekmiyor. Yani ehliyetsiz bir şekilde bu arabaları kullanabiliyorsunuz. Fransa'da bir hayli gelişmiş yani, çoğu mesela ya ehliyeti almak istemiyor, alamıyor veya kaybetmiş oluyor puan bakımından. İşte alkollü kontrol olmuş oluyor vesaire. Çok yaygın bir araba. Neyse, şimdi 4. pavyona geçelim. Evet, bu arada pavyon kelimesi, yanlış anlamayın, Fransızca'da başka bir anlamı var. Türkçe ile aynı anlam değil. Pavyon Fransızca'da böyle bir alan anlamına geliyor veya müstakil ev anlamına geliyor. Türkiye'deki anlamıyla hiçbir alakası yok. Fransa'nın en büyük, en eski markalarından biri Citroën. Citroën biliyorsunuz Stellantis grubu oldu artık.
İçerisinde Peugeot, ilk başta Citroën ile Peugeot birleşmişti ve son olarak Opel grubunu satın aldılar ve Citroën Aircross C5. Evet, C5 Türkiye'de yaygın olan bir araba diye biliyorum. Bu son çıkan veya çıkacak olan modeli. Harika bir model gerçekten. Evet, Stellantis grubu şu anda bünyesinde Peugeot, Citroën, Opel gibi markaları büründürüyor. Sanırım bir marka daha olacaktı da onu tam emin değilim. Size şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Karşıdaki Skoda grubu gibi Volkswagen, Audi, Porsche gibi Citroën'de büyük bir grup içerisinde dahil. Ondan dolayı ortak motorlar, ortak parçalar kullanıyorlar. C3 Aircross, sanırım elektrik olduğu için elektrik furyası burada da devam ediyor. Tüm markalarda olduğu gibi. Citroën kendi benliğini korumuş aslında. Citroën grubunda da iki tane segment var. Birisi C serileri. C serileri biraz daha ucuz modeller. Ve DS serileri var. Onu da sanırım Citroën apayrı bir markaymış gibi artık lanse ediyor. Ondan dolayı büyük ihtimal ayrı bir kategoride göreceğiz onu. DS2, DS3 olarak. Şu anda göremedim. Burada sadece C modelleri var. Evet, buradan Skoda'ya geçelim direkt. Skoda çok az bildiğim bir marka. Hangi model yeni, hangisi diye bilemeyeceğim ama burada yeni Skoda Elroq. Elroq yazmışlar. Skoda Elroq. Yine bir SUV tarzı bir araba. Skoda grubu, Skoda markası daha doğrusu Volkswagen, Audi bu grup içerisinde. Ondan dolayı aynı şekilde aynı arabayı farklı markalara bacılayıp satıyorlar, piyasaya sürüyorlar. Büyük ihtimal burada bir Audi işte Q5 olabilir, Volkswagen Tiguan olabilir. Bunun temel parçalarını kullanmışlardır. Evet. Biraz daha klasik aile arabası. Hangisi? Sanırım 7 kişilik. Burası şu anda koltuklar kapalı versiyonu. Bu da biraz Passat'ın segmentinde sanırım. Passat'ın Skoda versiyonu. Sportline. Evet, Skoda sanırım Çek markası temel olarak. Evet, burada Skoda'nın bir rally arabası var. Bu renkler de tekrar moda oldu ya. Canlı canlı renkler. Enyaq Coupe. Bunu hiç görmemiştim, hiç duymamıştım. Enyaq Coupe. Evet. Hoş bir dizayn gerçekten. Volkswagen grubuna ait. Birazcık sanki BMW'ye andırıyor gibi geldi böyle ön kısmı. Hoş bir araba. Bu yeni Octavia Kombi. Octavia Türkiye'de yaygın olan bir araba. Kombi sanırım station wagon olarak geçiyor Türkiye'de. Arkası büyük. Evet. Skoda'da devam edelim. Evet.
Polo'nun Fransa turu bisiklet yarışmasında kullandıkları aracı getirmişler. Sanırım Skoda bisiklet turunda sponsor oldu. Evet, Skoda için de bu kadar arkadaşlar. Bu Octavia olsa gerek. Passat'ın Skoda versiyonu. Evet, Kodak. Bu Kodak'mış. Mavi gördüğümüz Kodak sanırım vardı. Kodak'ın yeni versiyonu. Hayli kalabalık var. Burada neyi bekliyorlar? Peugeot standında sıra var. Peugeot'un aslanı var. Peugeot'un biliyorsunuz amblemi bir tane aslan. Karşıda BMW ve Mini. Mini Cooper'ı en son BMW satın almıştı diye biliyorum. Ondan dolayı standları yan yana. Mini Cooper Türkiye'de çok yaygın olan bir araba değil aslında. Yani Türk müşterisinin DNA'sına çok uygun değil. Çünkü bir hayli pahalı bir araba ama küçük. Ama yine de enteresan dizaynları var. Çok sıra dışı bir araba. Neyse, abisine geçelim direkt BMW'ye. Bu sene maalesef Mercedes göremedim ve herhalde yok. X3, X3'ün yeni modeli. Burada da i5. i5 full elektrik direkt olarak. BMW elektriğe geçiş yapan ilk markalardan birisi. BMW'nin serileri 5 serisi ve i elektrik versiyonları. Şöyle geçebilirsem. Burada Break bir model var, Station Wagon. Çok güzel rengi, harika arkası. Yani BMW kimliğini korumuş. BMW olduğu belli. Egzozlar yok, elektrik araba. Benliğini korumuş, BMW olduğu belli. Burada biraz daha prototip arabalar mevcut. Evet. Bunlar büyük ihtimal çıkmayacak. Yani en azından bu şekilde çıkmayacak. Bunlar prototip. Evet, BMW'ye devam. BMW'ler elektriğe geçmiş onlarda. Aman Allah'ım, ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Arabalara yaklaşamaz oldum ya arkadaşlar. Markalar prestijleştikçe kalabalık da artıyor. Şu anda BMW i4. Evet. 4 serisi yakın zamanda çıktı. Buna iyi versiyonunu çıkarmışlar. Yani elektrik versiyonunu. Ama BMW ruhunu korumuşlar gerçekten. BMW olduğu belli yani. Sıra var şu anda. Binmek için. Bagaj olarak standart bir bagaj. 7 serisine benziyor sanki. Evet, i7. Yani 7 serinin full elektrik versiyonu.
Burada da bir motor. CE02 elektrik bir motor. BMW'nin. Ayda 99 euro. Full elektrik bir motor. EX Drive 50. Evet, toplam fiyatı 145 bin euro. Gerçekten pahalı. Yani ne diyeyim, 145 bin euro Avrupa için. Yani Türkiye için normal olabilir. Burada 145 bin euro ise bu araba, Türkiye'de kaç para olur Allah bilir artık. Genelde hiç görmediğim, ilk defa duyduğum bir marka görünce hemen Çin'den geldiğini düşünüyorum. Çünkü Mantar gibi araba markası biten tek ülke diyebiliriz şu anda Çin. Leap Motor. Evet. İlk defa gördüğüm bir marka. C10. T03. T03 yine. Leap Motor. Bu sanki fiyatı küçük arabalarına benziyor. Ve Alfa Romeo, İtalyan markası. Az önce Stellantis grubundan bahsediyordum. Peugeot, Citroen, Opel. Alfa Romeo'yu da aldılar diye hatırlıyorum ama belki yanılıyorum. Evet. Müthiş bir araba. Belki bugün şu ana kadar gördüğüm en çarpıcı araba arkadaşlar. Alfa Romeo'nun spor versiyonu. İnanılmaz bir canavar. Müthiş bir şey. Arkadaşlar soruyorum. Bu araba sizce hangi marka? Yazı olduğunu yeni gördüm. Küçük olarak yazmışlar. Logo da görebiliyorsunuz. Kendi markasıyla hiçbir alakası yok. Yani tamamen prototip bir araba. Arkası önü belli değil. Müthiş bir araba. Evet, burada logo belli. Peugeot. Nerede güzellik? Orada çokluk. Yeni Peugeot 3008. Ya sanki tüm markalar birbirine çok benziyor. Yani
sadece bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Ama arabalar böyle tekerler büyümüş, modeller şişmiş. Burada böyle sanki bir Peugeot'da bir BMW havası var. Bilmiyorum, bütün markalar birbirine benzemiş sanki. Bir de Çin arabaları tabii kopyalıyor. Şu güzelmiş. 408'in elektrik versiyonu. Hoş bir model gerçekten. Evet, 3008. Az önceki gördüğümüz araba. Burada Peugeot'un amblemi var meşhur. Sıra bekliyorlar. Sanırım Le Mans yarışması, 24 saat süren meşhur Le Mans yarışmasındaki kullanılan arabalar onları andırıyor. Arkadaşlar, Peugeot içinde Volkswagen halkın arabası Polo GTI T-Cross, yeni T-Cross yenilemişler. Yeni Tiguan. Bu Türkiye'de bir hayli satılan bir araba. İşte yeni versiyonu. Hoş, güzel yani. Yeni trendlere uymuşlar. Böyle yuvarlak. Arkaları çıkık. Gerçekten. Burada bu modeli bilemedim işte. Volkswagen ID.4, bu full elektrik serisi Volkswagen'in, BMW'deki olduğu gibi full elektrik. Bu Volkswagen Golf'un GTI emblematik modeli. Bu ID GTI konsept yazmışlar. Sanırım elektrik versiyonu. Orijinal GTI'ye çok benziyor. Ama full elektrik olarak üretilmiş. Bir zamanların dehşet arabasıydı bu Golf GTI. Evet. Bakın, bu da dedesi, hatta büyük büyük dedesi. İlk çıkan Golf GTI. Golf 1 GTI. Çok şahane bir araba. Bu ebatta ilk defa bir araba markası spor modeli çıkarmıştı. Golf, Volkswagen o zaman bir ilke imza atmıştı. Ve torunu
elektrik versiyonu. Çok hoş duruyor aslında ya, yani ama benim asıl beğendiğim araba burada. Evet. Volkswagen'in meşhur vanları vardı bilirsiniz, böyle 70'li, 60'lı, 80'li yılların hippi arabaları. Onun son versiyonu, elektrik versiyonu, full elektrik ama fatura biraz tuzlu. 88 bin euro. Elektrik olunca tabii şu anda çok pahalı elektrikli arabalar. Sanırım 3 kişi buraya sığıyor, 3 kişi ortaya. 9 kişilik bir araba. Evet. Çok güzel bir araba ya. Arkadaşlar şu anda bu standtan bir tane arabayı al götür deselerdi gerçekten bu arabayı tercih ederdim. Niye derseniz bilmiyorum, bu arabaya bakınca insan aklına tatil geliyor. Ailecek tatil, sahil, dağlar, çok güzel. Evet, bu Caravelle'in yeni versiyonuymuş. Caravelle. Bu da yeni California. Bu işte tam bir tatil arabası. Bunun videosunu izlemiştim. Prototip olarak bakın yukarıdan çadır açılıyor. Tam bir tatil arabası. Volkswagen California. Fakat fiyat olarak çok tuzlu olduğunu hatırlıyorum. Burada fiyatını bulmaya çalıştım. 68 bin euro, evet. Ben 80 bandında zannediyordum. İçerisi müthiş. California. Gezmek için birebir, tatil için. Bakın. Arkada yatak. Audi'ye geldik arkadaşlar. Alman klasik 3 en büyük markaların bir tanesi. Audi ile ilgili size kısa bir hikaye anlatacağım arkadaşlar. Audi'nin geçmişiyle alakalı. Audi grubu ilk çıktığında, markası daha doğrusu, düşük bütçeli bir markaydı. Yani o zamanlar Mercedes, BMW, Porsche vesaire tabii daha lüks segment. Audi düşük segment olarak satılıyordu. Ve Porsche'de çalışan, Porsche aslında bir aile markası. Porsche'de çalışanlardan birisi mühendis olarak asıl Porsche'nin yeğeni. Diğer yeğenler bunu kıskandığı için Porsche'den bunu attırıyorlar ve atılırken Mark, yani Porsche'de hiçbir zaman Porsche'nin başına geçemeyeceğini imzalattırıyorlar gelecekte. Yani hem kovuluyor hem de bir evrağa imza atmak zorunda kalıyor. Yani Porsche'nin başına geçmeyeceğine dair. Ve bu arkadaş gidiyor Audi'de çalışmaya başlıyor. Tabii Audi o zaman basit bir marka, yani ucuz bir marka daha doğrusu. Ve Audi'nin içerisinde ilerliyor ve en sonunda başkanı oluyor Audi'nin. Çünkü çok başarılı bir mühendis.
ve Audi grubunu kurtardığı gibi tekrar lüks bir marka haline getiriyor. Akabinde Volkswagen ile Audi birleştirip büyük bir marka haline getiriyor ve en sonunda Porsche'yi satın alıyor. Ve Porsche'nin başına dolaylı yönden de olsa geçmiş oluyor en sonunda ve revanşını kuzenlerin üzerinden almış oluyor. Evet, çok yenilik göremedim Audi'de. Klasik arabalar. Elektra. Yine ilk defa gördüğüm bir marka. Az önce söylediğim gibi hiç görmediğim bir marka varsa %99 Çin'den gelen bir markadır. Evet, buradaki arabalar filmlerde kullanılmış arabalar olsa gerek. Meşhur Taksi filmi. 13 plakasıyla, Marsilya plakası. Bunu anlatmama gerek yok bunları. Jurassic Park filmleri. Evet, Ferrari sanırım Magnum dizisindeki araba olsa gerek. Bu da bir dizide. Kara Şimşek. Knight. Bunlar daha çok 60'lı yılların dizileri. Şu anda ben bilmiyorum. Ama belki siz çıkartacaksınız. Bond filmindeki Aston Martin. Testarossa. Fast and Furious. Arkadaki Batman'ın arabası. Arkadaşlar bunlar Vinci Otoban'da çalışan otoban firması markası Vinci burada Fransa'da ve görmüş olduğunuz araçlar çalışma esnasında kaza geçirmiş olan araçlar. Biraz tabii bir güvenlik kampanyası yapıyorlar burada. Gerçekten çok korkutucu kazalar. Allah korusun. Yollarda mutlaka hız sınırlarına, kurallara uyalım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. 2024 Paris Otomobil Salonu'nu umarım beğenmiştirsiniz. Kaç tane eksik marka vardı aslında? Porsche, Mercedes, Tesla. Fakat benim için
en önemli eksik bugün TOG oldu. Gerçekten üzgünüm yani TOG'un olmasını isterdim. Herhalde burası çıkış. Excusez-moi la sortie, c'est par là. Merci. Geçenlerde TOG markası yeni modelini de tanıtmıştı. Bayağı umutluydum aslında TOG'u burada görürüz diye. Ama maalesef görmedim. Markalar, ya genel olarak bayağı bir marka vardı aslında. Öyle boş da değildi. Ama bilmiyorum, sanki böyle bir bayağı bir eksik var gibi geldi bana. Çok Çin markası vardı. Gerçekten Çinliler çok iddialı geliyorlar. Yani araba piyasasında bu bir gösterge aslında. Buradaki ana trendler, birincisi Çin, Çin markaları. İkincisi elektrik. Zaten bunu söylememe gerek yok. Herkes biliyor artık elektriğin, yani şu anda gelecek gibi göründüğünü, otomobilin geleceği şu anda elektrik gibi görünüyor. Akabinde de arabalar genel olarak birbirine çok benziyor. Yani bana öyle geldi, bilmiyorum, böyle bir tam anlamıyla kendi ruhunu muhafaza eden fazla bir marka yoktu gibi. O şekilde. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşme dileğiyle.